Bakın böyle bir stratejileri var. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu konunun arkasında da bir dış dinamik var. Bir de şimdi Türkiye'nin Batı için, Amerika Birleşik Devletleri için Türkiye'nin önüne demokrasi, insan hakları konusunda engeller koyarlar ama Türkiye'nin demokrasiyle yönetilip yönetilmemesi hiç umurlarına hiç değildir. Ergenekon döneminde umursadılar mı? Hiç umursamadılar. Şimdi parayı bastırdılar, getirdiler. Şimdi Orta Doğu'da bir resim var. Burada bir planlar var. Burada siz kendinizi kullandırın. Ülkemizi buna kullandırın. Bu iktidarın önünü açarlar. Paraca'da bile açarlar. Şimdi iktidarın dış dinamikleri kullanmak ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 Ocak'ta görevi alacak Trump'ı, çünkü Trump'ın bir özelliğine de kurumsal ilişkiler içinde değil. Yani kolaylıkla telefonu çevirebiliyorsunuz. Daha önce öyle bir hamle de yapmıştı Suriye konusunda. Şimdi bu beklenti içindeler. Ve bu beklentilere de özellikle Suriye coğrafyasında Amerika'nın, yani İran'a karşı konumlandırmak, İran'ın kollarını kesmek. Ama bu kolaydır da demiyorum. Çünkü bu işin içinde Rusya var. İran bu konuda kolaylıkla geri adım atar mı? Ve işte Şam, İran'ın kollarının kesilmesine müsaade eden, yani bunlar tartışılabilecek şeyler ama böyle bir gelişmelerin üzerine bir plan yapmışlar, bir stratejileri var. Bu stratejide dolayısıyla yani o terör meselesi, yani Suriye'nin kuzeyi, şunu anlamaya çalışıyorum sadece. Aslında yine temelde çok büyük bir radikal sonuç üretmese de algı için kullanacakları bir sınır ötesi operasyon mu olur? Yoksa Trump'la birlikte gerçekten Suriye'nin kuzeyinde PKK, YPG meselesini elemine edecek, onu böyle şeyden çıkaracak, gündemden çıkaracak bir operasyona imza atmasını sağlayacak koşullar oluşur mu? Hangisi? Altını çiziyorum. Sınır ötesi operasyon kesinlikle olmaz. Müttefiklik olur. Birleşmek olur. Kime karşı mesela olabilir? Şam'a karşı olabilir. Veya Türkiye'yi... Amerika ile mi birleşme olabilir? Hayır. Ne bileyim. İşte şimdi şikayet ediyorlar ya, Suriye'nin kuzeyinde bir yapı var. PKK'nın uzantısı PYD, YPG veya normal adıyla Suriye Demokratik Güçleri. Evet. Onlarla birlikte müttefiklik yapabilirler. Ankara onlarla birlikte. Evet. Zaten daha önce Salih Müslüm'e Esad'ı beraber yıkalım diye bizimkiler teklif etmişti zaten. Ama Erdoğan dedi, bizim şey ne Kandil'e ne Suriye'nin Rojava'ya hiçbir mesajımız yoktur dedi. Halk için bunu söyleyeceksin tabii. Bakın bu işin arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Başka planlar var. Ben siz Amerika'nın bölgedeki planlarının parçası olursanız sizin önünüzü açar. Şimdi buna oynamaya çalışıyorum. İklim yapabilir miyim paşam? Lütfen. Ben buna şöyle katılıyorum. Demin de onu anlatmaya çalıştım biraz. Şimdi öyle bir şey, ben yurt dışına okuyorum ki bazı gazeteciler var, bazı şey insanlar var. Yıllardan beri hep böyle benim amiyane tabiriyle Amerika'nın sesi gibi yorumlar yaparken, böyle çok çıkmazken ya da az çıkarken sesleri birdenbire bu konuyu acayip şekilde PR yaparak pazarlamaya başladılar. Ve böyle coşkuyla. Hepinizin aklına gelecek insanlardır yani. Şimdi boşuna değil yani. Durduk yere bu kadar bir coşku olmaz. Bir de üzerine ekonomik olarak da bizim böyle parasal şeylerimizin olduğu bir dönemde birleşince, bir de en büyük de sorun ne? Amerika'nın ve bütün küresel dünyanın ulus devletler. Ulus devletler istemiyor. Bu da bir realite. Dolayısıyla bunları esnetecek, gevşetecek, taviz verilecek şeylerin olması isteniyor. Bunu da yaparken de işte içeriği biraz dengelemek şimdi istiyorlar. Şimdi mesela çok kısa oluyor. Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan meclise gelemez, biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi kategorik olarak bunu reddetmesi lazım. Şimdi eğer birileri gelecekse siyasi temsilci var. Ediyor zaten. Yok yok, etmesi lazım diyorum yani. Zaten etmesi lazım. Ediyor. Peki Selahattin Demirtaş niye gelmiyordu, o geliyor? Soruyorum ya, Selahattin Demirtaş gelmiyordu, o niye geliyor? Hatta yani ben biliyorsunuz DEM deyince aklınıza homojen bir yapı gelmesin. Orada Türkiye'nin partisi olalım diyenler de vardı. Ne bileyim bölünelim diyenler de vardı. Başka işte ne bileyim çifte vatandaşlık, eşit yurttaşlık gibi böyle fikriyat içinde olanlar da vardı. Hatta şunu söyleyeyim ben size. Belki önü açılsaydı Selahattin Demirtaş bu partiyi Türkiye'nin partisi yapabilirdi, biliyor musunuz? Böyle bir şans vardı. Ama iktidarın yürüttüğü siyasette bu şans
kaçırıldı. Zaten bu kadar yıl içeride yattıktan sonra da o insan için bir travma. Artık o noktada mıdır? O da şüpheli. Yani özetle söylemeye çalışayım. İktidarın siyasetini ne bileyim ilkesiz bulabilirsiniz ama bir stratejisi var. Algıyı oynayarak Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bu taşların yerine oturmamışlığını, lider rekabetini kullanarak bir algı operasyonu yapıyor. Hem onu PKK ile birlikte ambalajlamaya çalışıyor hem de kendini artık hani Atatürkçü gözüküyor olması bizim için bir etkili olmaz ama bunun bir şekilde halkta karşılığı da olur. Onu ve bu oyun planında da sonuç alıyor mu şu an itibariyle? Şimdi onu tabii araştırmacılar zaman içinde daha iyi bir ekleme yapabilir miyim paşama? Sadece PKK'lı göstermiyor CHP'yi. CHP içinde de böyle iki tane fay yaptı. Bir taraf daha böyle Atatürkçü bir fay çıkarıyor. Bir tarafta da daha böyle sol bir fay çıkarıyor. Ve orada da bir kırılımı hedefliyor. Işte, başarılı oluyor. Yani algı operasyonu rakibi istismar ederek, rakibi bölerek, parçalayarak. Ama siyaset böyle bir şey zaten işte maalesef. Maalesef o açıkları vermeyeceksin. Onur Bey. Ben şeyi anlayamadım. Yani Türker Bey şunu söyledi. Normalleşme süreci çok yanlıştı. Normalleşme süreci olmasaydı bunlar olmazdı. Siz rakibinize oyun kurma şansı verdiniz dedi. Şimdi bir kere şunu ifade etmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi uzunca bir süredir toplumdaki kutuplaşmayı açmak için çeşitli vasıtalarla bir süreç yürütüyor. Bu iki yerde başarılı oldu. İki yerde başarılı olduğunu gördük. Bir, 2019 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanmasında bu kutuplaşmayı aşma çabasının ciddi bir katkısı oldu. Nereden gördük bunu?